Herkese merhaba. Beyaz Yaka Giyer kanalındasınız. Ben Alp. Sizlere uzaktan farklı bir şehirden sesleniyorum. Bu videoyu da aslında bugün içerisinde olan düşüşle beraber kendi düşüncelerimi de biraz sizle paylaşmak ve neyi yapıp neyi yapmamam gerektiği konusunda nasıl düşündüğümü aktarmak amacıyla paylaşıyorum. Çok uzun bir video olmayacak. Sizi de sıkmak gibi bir amacım yok. Kendim yatırım stratejimi nasıl izliyorum, düşüşlerde kendimi nasıl tutmaya çalışıyorum, bunu aktarıyor olacağım. Tamamen psikolojik amaçlı konuştuğum videolardan biri olduğu için bunu da başta bu bilgiyi sizle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi ben bu senenin başından beri, 2022'nin başından beri finansal özgürlük adı altında bir portföy oluşturmak ve yatırımlar yapmak için çaba sarf ediyorum. İşte ilk 100 bin lirayı geçtiğimiz Mayıs ayında geçtim ve bu 100 bin liraya geçtikten sonra da aslında birçok tasarrufla beraber yatırım yapmış olsam da ivmemi yukarı doğru götüremiyorum. Çünkü borsanın hızı biraz düşmüş durumda. Düşüşler olmuş durumda. Aylık olarak alımlarımı şu anki bulunan düşüşlere göre ortalamada yukarı doğru Mayıs'tan sonra yaptıklarımda yukarı doğru harcamalar yapmış oluyorum. Fakat bildiğiniz gibi ben hani böylelikle bir aslında ortalama fiyat yani bilmem kaç günlük ortalama fiyatta bir fiyat yakalamış oluyorum parça alalım stratejimle beraber. Bu da hani zararımı azaltmak ya da karımı birazcık daha dengeli tutmak anlamına geliyor. Fakat yine de benim en büyük stratejilerimden biri olan paranı koru, daha sonra kâr etmeye çalış mantığıyla hareket ediyorum. Ve bugünkü düşüşten de bu doğrultuda aslında bir nebze avantajlı çıkmış durumdayım. Hala hani hisselerimin pozitif olduğunu, negatif veriler görmediğimi, kârımı kaybettiğimi görmek akşam yatarken daha rahat uyumamı sağlıyor ve bu birazcık daha beni dingin tutuyor. Ancak ben burada şunu belirtmek istiyorum. Borsa hani bu aslında videonun da ekranında yazdığım şekilde borsa olduğu gibidir, olması gerektiği gibi değil. Yani borsanın kendi kuralları vardır ve kendi şeklinde, kendi istediği şekilde davranır ve biz hani onun olması gerektiği gibi hareket etmediğini söyleyemeyiz. Bugün borsayı bazılarımız neden düştüğünü sorgularken bazılarımız 3 gün önce, 5 gün önce ya da bir hafta önce neden çıktığını sorguluyor olabilir. Çünkü bazı insanlar için daha karamsar bir ortam vardır, daha umut kırıcıdır, daha pesimisttir ya da mal alacaktır ve bu düşünceyle hareket ettiği için borsanın düşmesi gerektiğine inanıyordur. Bazı insanlar için ise borsanın hani artık hareket etmesi gerektiği, enflasyon rallisine girmesi gerektiğini düşünür ve bu şekilde hareket eder. Hayatta her zaman ve her koşulda düşündüğüm bir cümle daha var. Yani uçlarda olmamak ve iki uçta durmamak bence en mantıklısı. Burada birazcık daha ortada durmak. Hani iyimser olacaksak işte ortanın iyimserinde, kötümsersek ortanın kötümserinde durmak mantıklı oluyor. Çünkü bir yerde yani polyanacılık oynamak, işte enflasyon rallisi gelecek, şöyle olacak, böyle olacak diye düşünmek size düşüşlerde çok hızlı satın alım yapmanıza sebebiyet verdirir. Ve atıyorum borsa daha ilk %3 düştüğünde yedek akçenizin %50'sini kullanmış olarak bulursunuz kendinizi. Sonra bugün gibi oluşan bazı hisselerde %5'e varan düşüşleri gördüğünüzde ise yedek akçenizi az kaldığı için hayıflanmaya başlarsınız. Ve belki daha sonrasında daha fazla düşüşlerde ise bu sefer iyice büyük bir şok yaşarsınız. Ya da bu düşüşten faydalanmayacağım, bir sonraki düşüşte zaten bunun üzerine düşecek diye bir bakış açısı yaptığınızda aslında oranın bir dip seviye olduğunu ve oradan topladığını görebilirsiniz. Burada hep kendi örneğimi şu şekilde veriyorum. Yani pandemi döneminde ben hisselerimi aldığım sırada, yani hisselerim pandemi başlamadan önce hisselerim vardı ve pandeminin bir kere Türkiye'ye gelebileceğini, Türkiye'de borsaların düşebileceğini düşünmüyordum. Bu fikre hani kabullenmiyordum belki de. Ancak şu an dönüp baktığımda şunu diyorum. Ya ben bunu nasıl diyemem? Nasıl bu hissenin düşeceğini kendime kabul ettiremem ve bu hisselerin düşeceği konusunda nasıl temkinli davranmam? Daha sonra ilk düşüşünde bu %10 düşüşünde pandemi döneminde bayağı alım yapmıştım. Ya yani bu tepki gelir, buradan yükselir. Öyle olmadı. Sonra tekrar düşüş gerçekleşti ve o düşüş çok yani gerçekten pandemi döneminde o düşen bıçak tutulmaz cümlesini yaşayarak öğrendim. O dibe düştüğü noktada ise hisselerimi hem düğün yaklaşıyor olması, hem borçla demeyeyim de yani harcanacak parayla girmiş olmam ve heba etmiş olmam gerekçesiyle bazılarını sattım ve büyük pişmanlığım oldu. Daha alttan alacağımı düşüncesiyle hareket ettim.
Daha sonra hızlı bir toparlanmaya girdi ve ben hani bunun bir düzeltme olduğunu, düşüşün oradan devam edeceğini düşündüm. Fakat aldı başına doğru gitmeye başladı. Bu sefer tren kaçıyor hissiyle bindim. Bu sefer orada bir düzeltme oldu, aşağı doğru indi. Yani o hani ben alınca düşer, ben satınca çıkar denilen insan var ya, pandemi döneminde onu yaşadım. Ama burada panikle işlem yaptığım bir dönemdi ve asla bir daha hatırlamak istemeyeceğim. Aslında hatırlayarak ders çıkardım ama yani yaşadığım karamsarlığı ve mutsuzluğu düşündüğümde çok üzüldüğüm bir dönemdi. Ama işte her dönemin belli yaşanması gerektiği durumlar var ve bundan çıkartılması gereken dersler var. Burada hani ben kendi derslerimi çıkarttım diye düşünüyorum. Ve bugün de bakıldığında hani bazı insanların enflasyon rallisi beklerken bazı insanların da resesyon nedeniyle borsaların düşmesi gerektiğini beklediği bir ortam söz konusu. İki tarafa da kulak verip iki tarafı da dinlemenin ben çok daha önemli ve sağduyulu olduğunu düşünüyorum. Hani bu bakış açısıyla kendi hisselerimden şu an bir lot dahi satmadım. Ama bir bakış açımla da satmamam gerektiğine inanarak hareket ediyorum. Fakat böyle 2 gün önce çılgın düştü. Ben hemen yedek akçelerimi harcadım, alıyorum. Bakış açısıyla da bir para girdisi sağlamıyorum portföyüme. Bir stratejim var ve bunu uygulamaya çalışıyorum. İzniniz olursa da onu kısaca aktarmak isterim. Öncelikle yedek akçelerimi kullanırken şöyle bir yöntem izlemeye çalışıyorum. Bir hissenin tepe değeri olsun diyelim. Bu tepe değeri de uyduruyorum hisse 100 liraya ulaşmış olsun. Eğer bu hisse içinde bulunduğum hafta içerisinde ya da ay içerisinde %3 değer kaybederse, yani 97 liraya düşerse, içinde bulunan ben yedek akçelerimi de bölüyorum. Yani mesela atıyorum benim de 100 bin liralık, hani olmaz ya, keşke olsa aslında 100 bin lira yedek akçem olsun ve 10 tane hisse alayım, hisseye sahip olayım. O zaman diyorum ki bunun 10 bin lirası bir hisseye ait. Yani her 10 bin lirayı bir hisseye veriyorum. Birbirlerine bulaştırmıyorum bu noktada. Ve diyorum ki bu 10 bin liranın %10'unu, özür dilerim, yüzde şeyi çok kötü bir cümle oldu. Editsiz yayınlayacağım için de aslında böyle bir ifade kullanmamam lazımdı. %10'unu bu sefer %3 düşen hisseye yatırıyorum. ATH'tan aşağı düştüyse, tepe noktadan aşağı geldiyse, içinde bulunduğum ay içerisinde, yalnız o tepe noktayı yaptığı ay içerisinde bazı stratejim ve kendi kriterlerim içerisinde belirlediğim bir durum. Daha sonra buradan aşağı düşmeye başladıkça her %2'de, %1'de, %5'te farklı oranlar olmak üzere bunu kendiniz belirleyin. Belli alımlar yapmaya başlıyorum o hisseye. Yani hisse bazlı, borsanın genel düşüşlerinden ziyade hisse bazlı hareket etmeye çalışıyorum. Ve bir de bunun yanında böyle bugün gibi ekstrem günler olabiliyor ve ben bugüne yetişemedim aslında. Bu da beni en çok üzen durumlardan biri diyebilirim. Bugün gibi durumlarda ise şöyle bir şey yapıyorum. Ben diyorum bu hisseyi kaçırdım, alamadım, satamadım. Fakat böyle büyük bir düşüş ortaya çıktı veya portföyümde olan bir hisse. Ben bu hisseye ekleme yapmak istiyordum. Ama böyle büyük bir düşüş günü söz konusu. Her şey düşmüş. Benim hissemde belki her şeye çok trend uymamış ama %1 düşmüş. O zaman böyle düşüşlerin olduğu günlerde yine yedek akçelerimden belli bir miktar ayırarak alıma kullanıyorum. Ve yine bu oran böyle büyük düşüş günlerinde %20'yi geçmiyor. Çünkü şunu biliyorum. Yani bu işte Merkez Bankası Başkanı değiştiğinde borsanın verdiği tepkide de aynıydı. Süre gelen bir süreç. Yani arada bir tekrar düzeltme yapıp tekrar düşüşleri görebildiği ve dibin nere olduğu kestirilemediği bir nokta. Yani buna aslında Peter Lynch çok güzel bir cevap veriyor. Ben borsada düşüş düzeltme öngörülebilir mi videomda da aslında onun sözünü bahsetmiştim. Yani bir kere daha söyleyeyim burada. Yani kendisi de bir dönem içerisinde borsanın bir daha hiçbir zaman iflah olmayacağını ve birçok yatırımcının artık yeni bir iş, yani broker'ın yeni bir iş baktığını ve Wall Street'teki insanların artık başka işlere yöneldiğini bile gördüğü bir dönem içerisinde bir daha hiçbir zaman düzelmeyecek, en karanlık dönemdeyiz dediği anda bir gün içerisinde her şeyin düzeldiğini, fiyatların tekrar yukarı gittiğini, borsanın bilmem kaç bin puan yükseldiğini gördüğünü belirtiyor. Yani yine her şey çok güzel olduğu ve işte tatile çıktığım bir dönemde bir anda borsanın düştüğüyle ilgili haberler aldığımı hatırlıyorum diyor. Bu şekilde ilerliyor. Yani hiçbir şeyi bekleyip planlayıp görüp emin olup hareket edemezsiniz. Ama kendiniz belli bir planda ve stratejide hareket ederseniz en azından zararınızı azaltabilirsiniz. Veya hani çok şanslı olmadığınız için tüm karı elde edemezsiniz ancak, ama zararınızı azaltmanızla beraber kardan da biraz kaybetmiş olmanız size bence dokunmaz diye düşünüyorum. En azından ben beyaz yaka giyer, bana dokunmaz diye düşünüyorum.
Ben bu ölçekte hani bazı arkadaşlar gibi işte Ereğli nasıl bu kadar düşer, Ereğli bu kadar düşmemeli gibi duygusal cümlelere kapılmıyorum. Ereğli hisselerimi satmıyorum ama yani hani hem o duygusal düşüncelere kapılmayıp hırsla ya da nasıl söyleyeyim yani düşmeyeceğine olan inancımla bir yorum yapmıyorum. Ancak benim gözümde bu arada bu arkadaşlarımı da hani yanlış anlamasın bu videoyu dinlerlerse hepsine çok değer verdiğim tüm düşüncelerine saygı duyduğum ve bilakis tüm yorumlarını da tek tek okuduğum arkadaşlarım. Hani onların bakış açısından bakıldığında Ereğli'nin neden düşmemesi gerektiğini de çok net anlayabiliyorum. Ama kendi bakış açımla da hani dünya hali her şey başımıza gelebilir diyorum. Çünkü pandemi döneminde ben kendimi tanıyan bir insan olarak görmediğim bir düşüşü şu an nasıl hani başka bir şeyleri de göremiyorumdur bakış açısıyla bakmaya çalışıyorum ve herkesi dinlemeye çalışıyorum. Ereğli'de hani navlundan dolayı Ereğli'nin avantajlı olması, satışların bitmemiş olması, işte Hindistan'ın Temmuz ayı kontratlarıyla beraber ihracatı azaltacak olması, bunun HRC'ye olumlu yansıyacak olması gibi sebeplerle beraber ben pozitif bakış açımı sürdürmeye çalışıyorum Ereğli'de. Ve bir temettü şirketinin olması, bu zamana kadar Türkiye'de hani düşük randımanlı dönemlerinin yanı sıra çok pozitif randımanlı dönemlerinde olmasıyla beraber hani bir yaklaşımım var. Fakat zaten burada şunu da görmemiz lazım. 2020 bir pandemi yılıydı ve 2020 yıl içerisinde yani hani hisseler, şirketler işlerine devam ettiler ama hani insanlar düğün yapmadı. İnsanlar evlerinde kaldı, beyaz eşya almadı. İnsanlar arabasını sürmedi. Petrol dibine kadar düştü. Petrol işleyen şirketler bundan kâr edemedi. Sağlık hisseleri hayat buldu, ilerlemeye gösterdi, kendinde bir yükseliş sağlayabildi. Bunun dışında hani bu şirketlerin böyle bir genel diğer şirketlerde bir durgunluk vardı ve şirket satışları da olumsuz etkilendi. İşte böyle detaylara bakmak lazım. Ama 2021 yılında da insanlar bunun hıncını alırcasına evlendiler, beyaz eşya aldılar, araba aldılar. Petrolü yukarı doğru arttırdılar. İnsanlar yapamadığı inşaatlara hızlıca girdiği için demir çelik sektöründeki demir çelik fiyatları da arttı. Çin'in kota kaybında olmasından dolayı bazı hani sektör içerisindeki fiyatların bazı noktalarda artması başladı. Akrilikte işte Aksa'nın avantajı öne çıktı. Yani müthiş bir dönem geçti 2021'de. Buna baz etkisi deniyor. Yani 2021 yılında olan iyiliğin sebebi 2020'nin kötü geçmesiydi. 2021 gibi iyi geçen bir sezondan sonra da hani bir sonraki sezonun bunun çok daha üstünde olmasını beklemek biraz haksızlık olur benim bakış açımdan. Daha iyi bir sezon gelmeyecek diye de çalışan para getiren şirketlere, hani 2019'a göre daha iyi olan, kendi satışlarını arttırmış olan şirketlere de dahil olmamak haksızlık olur diye düşünerek hareket ediyorum. Bilançoları TL bazında kontrol etmek güzel ama dolar bazında kontrol etmek bence daha sağlıklı oluyor bu durumda. Dolar bazında da oluşan bu %7'lik enflasyonu değerlendirerek hani ne durumda iyi mi kötü mü kontrol etmek bence faydalı. Ve bu noktada da aslında şöyle bir dikkat etmemiz gereken bir yere varıyoruz. Hisselerimizi bir şekilde çalıştığına inandığımız, kötü günde de iş yaptığına inandığımız, iyi yönetilen, baskılanmaması açısından düşük de olsa temettü verebilen şirketlerden oluşturmakta artık hepimiz hemfikiriz ve bu noktada bir de şöyle bir şey ortaya çıktı. Yani Banka Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun sunmuş olduğu durumlardan en az etkilenen hisselerle yola devam etmek faydalı olacak. Bu konuda da bir sürü bilgi var. Eğer sizin bilginiz yoksa kurumunuzu arayın, kurumunuzla sohbet edin. Ben kendi kurumumu arayıp bu konu hakkında bilgi alıp neyin ne olduğunu, neyin nerelerde olumsuz etki yaratabileceği yönünde tavsiyeler veya sorular sorup cevaplar almaya çalışıyorum ve bunun hani en doğal hakkınız olduğunu bilin. Yatırımcınıza bu konuda bir rapor varsa bana iletir misiniz? Sorduğunuz sorular varsa şirketlere bana iletir misiniz? Şirketlerle olan mailleşme trafiğinizde şunlarla ilgili sorularınız varsa ya da şu soruları da sormanızı isteyebilir miyim? Sağlayabilir misiniz gibi taleplerde bulunabilirsiniz. Bunları da istemekten çekinmeyin. Dediğim gibi yani ne böyle polyanacılık oynayın, bunlar çok düşük fiyatlar artık buradan alınır diye hareket edin. Ne de işte çok kötümser olun, yandık bittik her şeyi satıyoruz diye hareket edin. Yani alırken de parçalı, satarken de parçalı hareket edin. Bugün bir daha borsaya girmeyeceğinizi düşünerek hisselerinizi satmıyorsanız, borsadaki hisselerinizi alttan almak amacıyla hareket ediyorsanız parçalı satın. Eğer
borsayı terk ediyorum diyorsanız bunu istediğiniz gibi istediğiniz fiyattan yapabilirsiniz. Çünkü artık zaten belli bir süreden sonra siz arkanızı dönüp borsadan uzaklaşmış olacaksınız. Ancak hayatımı borsayla devam ettireceğim, finansal özgür olacağım diyorsanız da parçalı alımlarla devam etmeniz gerektiğini unutmayın. Benim size aktarmak istediklerim bu kadar. Umarım size kendi düşüncemle, kendi motivasyonumdaki bilgileri aktarabilmişimdir. Faydalı olmuştur. Türkiye'den uzakta size bu videoyu hazırladım. Umarım keyifle dinlersiniz. Yorumlar kısmında da eğer kendi görüşleriniz varsa iletebilirseniz çok sevinirim. Videoya da bir beğen tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Yine kanala abone değilseniz de kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar.